Bugün tespit davasına geldik. Kendimizi bulmak için kendimize tespit davası açtık. Sigortalarımızı bulunması için tespit davası açtık. Ama maalesef davayı hakim gene bitirdi. Bulunamamış belgeler, bilgiler yok. Kendimizi bulmak için 84 yılında ben annemin yanında, Şerif Akbaş'ın yanında sigortalı olarak çalışıyordum. 84 yılında Ersun ismiyle çalıştım. Ersun Akbaş olarak çalıştım. Annemin kaydı da yok ortada. Yok, onu da bulamıyor arşiv. Mahkeme bulamadı. O kayıt da yok. Annem vergi mükellefiydi. Annem emekli olduğu için annemin adına vergi açtık. Ben onun yanında işçi çalıştım. Emekli olduğu için annem. Askere Ersin Akbaş olarak gittim 86 yılında. Askerden geldim. İkinci bir sefer askere Ersun Akbaş olarak alındım 90 yılında. Evet, Ersin Akbaş olarak askerlik yaptım. Ersin'den sonra ikinci bir sefer 90 yılında Ersun Akbaş olarak almışlardı. Söyledim. Bunların kayıtları bulunamıyor. Askerlik şubesine sorun dedik. Gidin sorun. Ya ben suçluysam beni idam olma razıyım. Çağcım'a askerlik şubesine gitseler, arşive el konulsa her şeyi görecekler. Vergi dairesine gitseler el konulsa, yani iki müfettiş görevlendirseler her şeyiyle ortaya çıkacak. Ama mahkeme bulamıyor. Mahkeme yok diyor. Bilgiye ulaşamadık diyorlar. Emekli de olamıyorum. 59 yaşındayım. Vardı. Bu isimler hangileriydi abi? Ergün Akbaş. Ergün Akbaş doğum kağıdı. Ersin Akbaş, Ersun Akbaş, Ersin Akbaş, Ergün Akbaş. Ya bunların her birinin içinde kaybolduk gittik. 2000 yılında doğmuşum gibi yaşıyorlar. Ersun Akbaş'ın 84 yılında sigortası var. Ersun Akbaş'ın. 91 yılında vergi aldı benden devlet. Bütün belgelerim elimde. Bunlar kaydın yok diyorlar. Başka ismi Ersin Akbaş var. Ersin var işte, kendi vergi mükellefi bendim. Bağkurluydum. Borcumu ödemek için gidiyorum. Kabul etmiyor. Borcunuz diyor ki senin ismin Ersun olmuş. Ersun Akbaş'ı dava açacaksın diyor. 2006'da bu yüzden dava açtım. Kendime şey ettik, dava açtık Çağcuma'da. Davayı kazandık. Mahkeme kabul etti. Ama borcumu ödemek için gidiyorum. Diyor ki borcunu alamayız. Ne oldu? Diyor ki ismin değişmiş. Ersin olmuş ismin diyor. Ben ne yapacağım şimdi? 2011 yılında Ersun Akbaş olarak tutuklayabiliyorlar. Cezaevine atabiliyorlar yalnız. Ben ne yapacağım? Ersun'uyla Ersin'i birleştirip emekli olmak istiyorum. Günüm başlasın. Zaten 5330 gün var benim. Ersin Akbaş'a var sigorta. Ama Ersun'a yok. Ersin'e yok. Hiçbir şey yok gözüküyor. 2006'da doğmuşum gibi sigorta var. Ben ne yapmam lazım? Yetkililer duysunlar sesimi artık. Söylemedik kimse, duyurmadık insan kalmadı. Türkiye'nin %70'i gördü, biliyor yani. Ben ne yapacağım? Mağdurum yani. Şu anki ismin Ersin Akbaş. Evet, kaç Ersin. Kaç yılında doğdu Ersin? Kaç yılında? Ersin 2006'da doğmuş. Böyle bir insan var diyor. Öncedeki arşivimiz yok diyorlar. Yok, böyle bir insan yaşamamış diyorlar. Bu isimler yaşamış. Ama böyle bir kayıt yok diyorlar. Ya benim elimde olan belgeler devletin elinde olmaması tuhaf gelmiyor mu sizlere? Belgelerin de var. Evet, hepsini kim? Üç isme bir TC var. İnsanların mağduriyeti, benim mağduriyetimi dünya alem biliyor. Ama devlet yetkililerinden Allah rızası için rica ediyorum. Benim devletim elbette ki saygım var. Devlete, hükümete saygım var. Ben onların bu işi çözeceğini düşünüyorum. Allah rızası için bana yardımcı olunsun. Ben bıktım artık, yoruldum. Vallahi yoruldum ya. İntihar edeceğim en sonu ya. En son beni intihar edecek kadar sürdürecekler. Bu dava geçmişte yapılan, nüfus kayıtlarında yapılan hata sebebiyle isim karışıklığından, isimlerin düzeltilmemiş olmasından kaynaklanan ve sigortalılığın daha geçmişe dayandığına ilişkin bir tespit davasıydı. Maalesef yine kayıtlara ulaşılamadığı için davayı reddetti mahkeme. Şimdi istinaf yoluna başvuracağız. Gerekirse devlet arşivlerinden, Nüfus ve İçişleri Bakanlığı arşivlerinden kayıtları isteyeceğiz. Sigortası da tespit edilemiyor. Çünkü farklı kişi görünüyor. Evet, farklı sigortalar çıkıyor tabii. Yani sanki iki kişi varmış gibi bir belli bir tarihten belli bir tarihe kadar Ersun olarak, belli bir tarihten sonra Ersun olarak görünüyor. Onları bağdaştıramadın. Evet evet, birleştirme yapılamıyor maalesef. Düzeltme yapılamıyor. Hangi madde? İş mahkemesinde açmıştık. Şimdi idari mahkemede bir dava açmayı düşünüyoruz.